Kızım. Kızımın evi miymiş burası? Kızım, seviyor musun sen burayı? Şimdi kızım sokaktan geldi. Sabahleyin onu çağırıyorum. Ciğeri çok seviyor. Tavuğu çok seviyor. Ve böyle Hansel ile Gretel'deki gibi küçük küçük parçalar bırakıyorum. Onları takip ederek eve alıyorum. Kandırıyorum yani. O da zavallı ne yapsın? İlk başlarda böyle sinirleniyordu. Yani o yemeğini yiyip gitmek istiyor. Sokak çünkü onun evi. Sonrasında alıştı artık. Bütün gece de uykusuz bir oraya koşuyor, bir buraya koşuyor. Sokakta yaşayan hayvanlar böyle. Ama şöyle ki ileride belediyeler ya da yerel yönetimler paraya kıyıp insanlar için ve hayvanlar için, toplum sağlığı için, hayvanların ferah içinde yaşayabileceği, ulaşımın kolay olacağı yerler ama aynı zamanda ana yola yakın olmayan yerlerde yaşam yerleri yaparlarsa, böyle belirli aralıklarla insanlar çocuklarını alır götürürler, buraları ziyaret ederler, çocuklarda vefa, vicdan duygusu gelişir. Hafta sonu farklı bir etkinlik olur, farklı bir aktivite olur. Görüyoruz mesela mesleği veterinerlik olanlar ya da sağlık teknikeri olanlar, belirli bir yerde çalışan kamu görevlileri çıkıyorlar, sokak hayvanlarına besleme yapıyorlar. Tabi bu gelir durumuyla da alakalı. Şimdi askeri ücretle çalışan bir insan nasıl çıkıp aracıyla sokak beslemesi yapsın? Kendine bakamıyor ki sokaktaki hayvanlara el uzatsın. Yani böyle yerler olursa ne olur? İnsanlar bir noktada buluşur. Belki oraya seferler düzenlenir minibüslerle. Kapı girişlerinde açık mamalar satılır. İnsanlar gidip bir çuval mama alıp saha beslemesi yapmaktansa bu kentlerin ya da köylerin belirli noktalarında satılan açık mamalardan alıp hayvanları besleyebilir. Yani hayvanat bahçeleri kaldırılıp, mesela şu anda Çiğli'de var bir tane devasa, Çiğli'deki hayvanat bahçesi gibi yerlere sokak hayvanları için rehabilitasyon alanları yapılabilir. Yine aynı şey. Hayvanlar doğalarına uygun yerlerde ama kaliteli, iyi yerlerde yaşamış olurlar. İnsanlarla da araya bir bağ kurmuş olur yönetimler. Şimdi bu kadarcık alana bu kızım sığıyor ve mutlu oluyor. Toprakta yatması onun için faydalı. Çünkü tüylerinde bir sürü kir var, yağ var. Veterinere götürdüm. Veteriner bu elektrikli araçların bu keçeleşmiş tüyler sebebiyle arızalandığını söyledi. Ya da başından sağmak için söyledi, bilemiyorum. Ben mesela veteriner olsaydım, sanırım bir 100-150 lira civarında bir ilaç var. Onu verdiğinde hayvan narkoz almış gibi oluyor. Yani onu verirdim. Ondan sonra güzel yıkardım. Bu hayvanın sakin kaldığı dönemde. Sonrasında önce makasla sonra makinayla tıraş ederdim. Ama işte böyle bir imkan olmayınca da yapacak bir şey yok. Başka bir veterineri soruyorum. O da işte 500 gibi bir rakam söylüyor. 500 lira. İmkansız yani bu rakamı bir ev hanımının vermesi mümkün değil. İşte bu sayede toprakta bu yağlarından biraz kurtuluyor. Ben niye yapmıyorum? Çünkü sokakta insanlar sürekli sataştığı için bu zavallı hayvanlara. Hayvanlar sinir hastası oldu ve her şeye tepki veriyorlar. Bazı mahalle sakinleri. Üzülüyorum. Hemşehrim onlarda. Böyle bir akrabalık bağı var mı? Yoksa işte bir şekilde kendileri mi bana yanaşıyorlar? O konuda bir fikrim yok. İş bağlantısı olabilir. Kan bağı olabilir. Önce sataşıyorlar. Sonra ben hemşehrim olduklarını öğreniyorum. Ve tabii ki üzülüyorum. Ben buraya gelirken her hafta sonu memleketime giderim diye düşündüm.
Ama her Allah'ın günü bir sataşma, her Allah'ın günü bir kavga. Yani değil, her hafta sonu, en özel günlerde bile. O da nedir işte Müslümanlar için? Kurban Bayramı, Şeker Bayramı. Gerçi o bayramları hiçbir zaman sevmedim ama toplanmak için bir vesiledir. Ya da yeni yıllar. Benim böyle bir isteğim olmadı bu yaşadığım şeyler karşısında. İşte bu kişiler sürekli bu hayvanlara sataştıkları için hayvancağız da hiçbir şekilde bir araçla kendisine yaklaşılmasını istemiyor. Önceden çok güzel tüylerini kesiyordum. Çok güzel tarıyordum. Ama sonra böyle birkaç kere yaralandı ve artık tepki vermeye başladı ve böyle tüyleri yağlandı. Mutlu oluyorum o burada yatınca, uyuyunca, huzurlu olunca. Şimdi bu şekilde sabahleyin karnını doyurdu. Akşama kadar burada yatar. Akşamüstü böyle bir fenalık basar. Dışarıya çıkmak ister. Çünkü sokak hayvanı bu. Evcil bir hayvan değil. Sokakta yaşamanın özgürlüğünü bilen, bunun konforunu yaşayan bir hayvan. Debelenir. Tabii ben bırakmıyorum. Ve sonra akşam sokağa çıkma yasağı başladığında bırakıyorum. O da mutlu oluyor. Ben de mutlu oluyorum. Çünkü doğasına uygun bir şekilde yaşamış oluyor. Kentler inşa edilirken bütün canlılar için inşa edilmeli. Gerçeklik sadece AVM'ler, alışveriş, sürdürülebilir ticaret olmamalı. Bütün canlılar mutlu olursa bir şekilde ekonomi de gelişir.